Tarımsal yatırımlar için yeni bir destek kapısı olan Üretim Sizden, Destek Bizden sloganıyla yola çıkan Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu Aydın İl Koordinatörlüğü, Aydın Valisi Kerem Al, Vali Yardımcısı Halil Canavar ve birçok kurum amirinin katıldığı toplantıda tekrar tanıtıldı. Yapacakları destekler hakkında bilgi veren TKDK Aydın İl Koordinatörü Erhan Çiftçi, destek tutarının %75'inin Avrupa Birliği, %25'inin ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanacağını söyledi. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri'nin üretici ve yatırımcılarla oluşturacak Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Aydın İl Koordinatörü'nce gerçekleştirilen ilk koordinasyon ve tanıtım toplantısına hoş geldiniz diyor, saygıları sunuyorum. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu, Cumhuriyet'in ilanından bu yana ülkemizin girişimcisi ve yatırımcısı için Avrupa Birliği ve uluslararası kaynaklardan sağlanan fonları rakamsal büyüklüğü itibariyle en fazla kullandıracak olan kurumdur. Dünya ile bütünleşmiş ve yükselen ekonomiler arasında yer alan ülkemizde her alanda olduğu gibi tarım ve kırsal kalkınma alanında da önemli çalışmalar yapıldı, büyük adımlar atıldı. Son yıllarda ortaya konulan uzun soluklu politikalar, sektörün gelişmesi için sağlanan destekler ve bilimsel stratejik yaklaşımla tarım ve gayri safi yurt içi hasıladan dış ticarete, istihdamdan milli gelire kadar ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayan güçlü bir sektör haline geldi. Sektörde yaşanan değişimin yapı taşlarından birisi olan ve ülkemizin kalkınması açısından da kırsal kesimdeki insanımızın refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir araç ve destek alanı olacak kırsal kalkınma programı. Bu süreçte temel politika alanı olarak belirlendi ve dönüşümün önemli bir parçası olarak kalkınma politikalarının merkezinde yerini aldı. İPAR programı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna, Avrupa Birliği müktesebatına bağlı olarak gıda hijyeni, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre standartlarının iyileştirilmesi ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek amacıyla ülkemize %75 Avrupa Birliği, %25 ise Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından toplam 1 milyar 165 milyon avro destek sağlanacak ve bu rakama faydalanıcı katkısı da eklendiğinde Türkiye için yapılacak toplam yatırım miktarının 2,5 milyar avroyu bulacağını söyleyebiliriz. Kurumlar arası iletişim için sadece yazışmalarla sınırlı kalınmaması uyarısında bulunan Vali Al, gerekirse telefonla görüşün, gerekirse yüz yüze görüşün ama mutlaka görüşün. Dileğim o ki ilimiz bu fondan en çok yararlanacak il olsun. Sonuç olarak ayakları yere sağlam basan, realist bir takım kaliteyi önemseyen projelerle başvuru yapılsın diye konuştu. Amacımız ilimizin bu programa hazırlıklı olması, kaliteli ve ayakları yere basan bir takım projelerle gerekli başvuruların yapılmasıdır. Özellikle zaman da kısa, bir aylık bir başvuru süresi mi vardır? Süre kısa olduğu için bir takım kırtasiyecilikten kaynaklanan, bürokrasiden kaynaklanan bir takım dar boğazlar olacaksa bunların çözümüne ilişkin özellikle her kurum bir takım yazışmaları anında cevap verecektir. Tüm arkadaşlarımdan rica ediyorum. Çünkü zamanla yarışma söz konusu olacak. Hepimizin amacı ilimizin en üst düzeyde bu programdan yararlanmasıdır. Özellikle bir duyarlılık oluşturması amacıyla toplantıyı düzenledik. Herkesin üzerine düşeceği görevi eksiksiz yapacağından şüphem olmaz zaten. Ama bu konuyu bir daha hatırlatayım sizlerle, paylaşalım. Yine tekrarlıyorum, zamanla yarışıyoruz. Özellikle bir takım sadece yazışmalarla kalmayalım. Diğer iletişim araçlarını da kullanalım. Gerekirse telefonla yüz yüze mutlaka bu ile bu atmosferi yayalım yani. Dileğim o ki ilimiz bu fondan en çok yararlanacak il olsun. Özellikle kaliteli proje
sunulması noktasında bir takım eksiklerimiz varsa, gerek ilgili kuruluşlarımız, tarım teşkilatımız, kalkınma ajansından arkadaşlar var veya tarımsal kalkınma destekleme kurumundan da arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Ve sonuçta şunu istiyoruz. Ayakları sağlam bir yere basan, realist bir takım projelerle, kaliteyi önemseyen projelerle başvuru istiyoruz yani.